Eleştirel olarak konuşuyorum. Yani bir kenti depreme hazırlama kentsel dönüşüm demekle olmaz. Bu deprem Türkiye'nin bu haliyle, bu ekonomik haliyle Allah korusun diyelim olursa bu ülkenin ne siyasi bağımsızlığı ne ekonomik bağımsızlığı kalır. Bu kadar ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bunun da tek anahtarı halkın kendisindedir. Siyasetten talep edecek, talep. Siyasetçi, hangi siyasetçiyi severse sevsin, hangisine oy verirse versin, benim çoluk çocuğumun can güvenliğini sağlayacak depremi ile ilgili hazırlık planım, programın, dirayetin, niyetin var mı diye. Oksijen TV'den herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin deprem konusunda gözünü, kulağını daima çevirdiği bir isimle konuşacağız. Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir haberle başlamak istiyorum sohbetimize. Siz Çocuklar İçin Deprem Kitabı isimli bir kitap çıkardınız. Neden çocuklara depremi anlatma ihtiyacı hissettiniz? Büyükler sizi bunca yıldır, bunca sözdür yeterince dinlemediği için mi? Şimdi onun da bir payı var elbette ama asıl olan deprem farkındalığını, insanlarımızın deprem konusunda bilgilenmelerini, birikimlerini sağlamak ve deprem konusunda bir kültür yerleştirmek için kendi halkımıza çok uğraşmak lazım. Yani bu emin olun ciddi bir eğitim, halk eğitimi. Yani halk eğitimi yapmak lazım ki bu deprem farkındalığını ve kültürünü yerleştirelim. Bunlar da takdir edersiniz ki ancak erken yaşlarda, çocuk yaşlarda olan bir şey. Yani bizim halkımız anaokulunda, ilkokulunda deprem nedir, nasıl olur, depremden nasıl korunulur, deprem kültürünü ülke çapında yerleştirmek ve oturduğumuz yerlerin deprem dirençli olmasını sağlamak, kendini yönetenlerden talep etmek, özellikle de deprem konusunda zafiyet oluşturacak yapıların yapılmasına asla müsaade etmemek, o konuda hassas olmak için bu eğitimi yapmak lazım. Ben de bunun anaokulundan, ilkokuldan başlamak kaydıyla olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten dünyada birçok yerde uygulama da böyle. Örneğin Japonya'da özellikle en fazla depreme hazır ülkelerden biri. Orada da bu halkın eğitimi ve deprem kültürü çok erken yaşlarda veriliyor. Bizde peki bugüne kadar yeterince verilmediği için mi büyükler meselenin, tehlikenin farkına varmadılar ya da varsalar bile buna uygun davranmıyorlar? Memleketimizde üzülerek söylemeliyim ki gerçek anlamda deprem kültürü yok. İnsanlarımızda yok. Son zamanlarda bu olan depremler ve verdiğimiz kayıplar nedeniyle deprem biraz konuşulmaya başlandı. Depreme hazırlık belli ölçüde sorgulandı. Onu yerine getirmek için kimi insanlarımız, belli sayıda insanlarımız daha hassas hale geldi. Yönetimler, özellikle belediyeler ve hükümet deprem konusunu biraz gündeme aldı. İşte mecliste konuşuldu falan. Ama bunlar tabii ki depremin kültürel olarak yerleşmesiyle bir ilgili değil. Yani zorunlu olarak insanlarımız korktuğundan, can güvenliğinin sağlanmasını zaman zaman istediğinden dolayı siyasetin bir yatırım gibi, yani bu konuda biz bir şeyler yapıyoruz diye siyaset bu işi muhalefet ve iktidar ele aldılar. Yani ciddi bir şekilde bu konu üzerine üzülerek söylüyorum ki daha eğilmedik. Üstelik birkaç ay önce resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde insanımızı kaybetmiş olmamıza rağmen. Zaten bu depremlerin etkisiyle bunlar oldu. Yoksa biz deprem konuşmazdık. Şimdi depremi algılamak da topluma göre, insanın eğitim düzeyine göre, kentlere göre veya
toplumun çeşitli katmanlarına göre bir farklılık gösteriyor. Halen daha depremi yani Tanrı'dan gelen bir ceza gibi algılayan var. Hatta orta çağlarda olduğu gibi dünyamızın sarı öküzün boynuzları arasında olduğunu ve işte sineğin öküzü rahatsız etmesi sonucu başını salladığını, dolayısıyla da depremin olduğuna inanan ve bunu kabul eden insanların sayısı az değil. Kimi insanlar da depremin geçici olduğunu düşünüyorlar. Yani deprem yarın bitecek, ondan sonra bu deprem kalmayacak gibi algılıyorlar. Bazıları da niye deprem olur onu hiç bilmiyorlar. Biraz okumuş, kültürlü olanlar da bunun bir doğal olay olduğunu düşünüyorlar. Sanıyorum son yıllarda artık depremin doğal bir olay olduğu fikri yaygın ama ayrıntılar bilinmiyor. Şimdi tabii halkın özellikle bu ayrıntıları bilmemesi, yeterince deprem hakkında doğru fikri olmaması halkın depreme hazırlığı noktasında çok önemli bir eksiklik. Yani bizim gibi deprem ülkesinde halkta deprem konusunda bilgi, birikim, kültür ve çağdaş bir anlayış gelişmemişse, toplumu eğitememişsek biz ülkemizi asla deprem dirençli yapamayız. Bunun anlamı ne demektir? Nedir hocam deprem dirençli kent, deprem dirençli ülke? Onu söyleyeceğim ama bunu yapamadığımız takdirde bu toplumun sağlıklı olarak can güvenliğini ileriki zamanlara taşıma imkanı ortadan kalkar. Hatta bizim toplumumuzun hem ekonomik hem de siyasi olarak bağımsızlığı bile tehdit ve tehlike altına girer. Yani gerçekten deprem herhangi bir ülke için bir beka sorunudur. Hele bizim ülkemiz gibi %90'ının deprem bölgesi içerisinde yer aldığı bir ülkede siz deprem sorununu halledemezseniz asla çağdaş medeniyeti yakalayamazsınız. Asla çağdaş nesiller, sağlıklı nesiller yetiştiremezsiniz. Kentler kuramazsınız. Sürekli olarak afete maruz kalır, yıkılırsınız. Bunu çok ciddi olarak söylüyorum. Hükümetler bunu böyle algılamalı. Toplum böyle algılamalı. Eğer biz Türk toplumu olarak gelecek nesillerimizi gelecek yıllara taşıyacaksak ve bunu sağlıklı bir şekilde yapacaksak ve her yıl geçtiğinde daha ileriye gidecek, daha güçlü olacaksak bu deprem sorununu halletmemiz gerekir. İşte ben de o nedenle bu kitabı yazdım. Çünkü kentleri depremi hazırlamada en önemli noktalardan biri deprem dirençli, bilinçli, kültürlü toplum yapısına sahip olmaktır. Başka türlü yapamazsınız. Deprem dirençli kent denildiği zaman şunu kastediyorum. Deprem olduğu zaman yani belli büyüklükte depremden söz ediyoruz. En az 7 ve üzeri boyuttaki depremden o kentin depremden minimum zarar görmesi, depremi minimum zararla atlatması ve günlük yaşamına devam etmesi anlamı taşır. Tabii bir kentin depreme hazırlanması denildiği zaman bizim şu anda ülkemizde olduğu gibi sadece yapı stokunun deprem dirençli hale getirilmesi sanılmamalı. Bizde maalesef yönetimler, siyasiler ülkeyi depreme hazırlamak demek olduğunda veya öyle bir düşünce olduğunda bir kenti sadece yapı stokunu depreme hazırlamak zannederek onu bir müteahhitlik projesine indirgerler. Müteahhitlik projesine indirgendiğiniz zaman işin içerisine rant girer. Onun için bizde deprem hazırlığı deyince daha çok rant ortaya çıkar ve bu konuda bir şeyler yapacak olanlar ellerini ovuşturur. Amaç burada ne kadar insanı deprem dirençli güvenli yapmak değil, para kazanmaktır. Nitekim bizim ülkemizde bu konuda bir biliyorsunuz kentsel dönüşüm ortaya konuldu. Evet. Kentsel dönüşüm deprem odaklı olmadığı için
daha çok rantsal dönüşüme dönüştü. En büyük işler, en fazla işler depreme hazırlık noktasında, kentsel dönüşümde mesela İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde yapıldı. Halbuki Bağdat Caddesi beklenen depremde en büyük hasarı görecek, yıkılacak yer değildi. Zeytinburnu oradan çok daha stratejikti. Ama müteahhitler Zeytinburnu'na hiç uğramadı veya yeterince uğramadı. Bütün yatırımları Bağdat Caddesi'ne yaptılar. Bağdat Caddesi'ni de bir anlamda deprem açısından daha kötü hale getirdiler. Estetik olarak da bozdular ama yani demek istediğim, siz sadece kentin yapı stokunu hazırlayarak kentsel dönüşüm yapamazsınız. Depreme dirençli kent yapamazsınız. Şöyle söyleyeyim, sizin kanalizasyonunuz tahrip olsa, diyelim ki içme suyunuz tahrip olsa, yolunuz tahrip olsa, barajlarınız yıkılsa, havaalanınız tahrip olsa, hastalıklar gırla gelse, çevreniz tamamen yıkılsa, sizin yani binanız sağlam kalsa ne olur ki? Yani? Bağdat Caddesi ki apartman yıkılmasa ne olur? Ha ne olur yani, nasıl yaşayacaksınız yani? Şimdi işte Güneydoğu örnek. Şimdi Güneydoğu'da senin evin yıkılmadı diyelim. Bak bakalım nasıl yaşıyorsun yani. Bu iş değil. Depreme hazırlamak demek bir kenti bütün bileşenleriyle. Bu bileşenler nedir? Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem ve çevre ve ekonomi. Altı bileşen. Bu bileşen bütüncül olarak deprem dirençli hale gelirse siz deprem olduktan sonra yaşamınıza yarım saat veya dakikalar içerisinde devam edersiniz. Zarar minimum olur veya hiç olmaz. İnsanlarımız orada yani depremde bir ölen olsa tesadüfen ölür. Yani 21. yüzyılda bizim gibi saygın olma iddiasında bir toplumun bir depremde yüz binleri kaybetmesi kabul edilebilir bir şey değil. Yani bizim ayıbımız gerçekten yakışmıyor. Bunu halletmemiz lazım. Bunun da yolu işte halkı deprem bilinçli, farkındalıklı yapmak, kendini yönetenlerden deprem dirençli yerleşim alanlarını talep etmek. Bu en büyük esas olmalı. İstanbul'da bu işe başlayacaksak buradan başlamalıyız dediğimiz bir yer var mı? Yani tabii ki var. Yani daha belki kapsamlı cevap verebilirim ama sizin sorunuza direkt cevap vermek için. Şimdi bir kenti depreme hazırlayacaksanız olayı bütüncül ele alacaksınız. Demin dediğim gibi o altı parametre aynı anda, aynı önemde değerlendirilip doğrudan doğruya o konu üzerinde çalışmalar başlayacak. Ama yani yer olarak sen öne çektiğine göre, diyelim ki İstanbul için konuşuyor isek, olası depremde, beklediğimiz depremde en fazla hasar alabilecek, en zayıf olabilecek, en fazla yıkımın, en fazla can kaybının olduğu ve bizim için de stratejik olan, yani sadece zafiyetinden dolayı değil, orası stratejiktir bir kent için. Diyelim ki hastanelerin olduğu yerler veya işte itfaiyelerin olduğu yerler veya hükümetin veya ne bileyim ben önemli binaların olduğu yerler, yatırımımızın olduğu yerler, fabrikalarımızın olduğu yerler. Oralar öncelikli olmak üzere başlanabilir. Yani depremde zaten hazırlık yapacağınız zaman bu stratejik noktalar ön plana alınmalı. Ve gerekli çalışmalar yapılmalı. O her zaman göz önüne alınmalı. Ama kenti depreme hazırlayacağım dediğin zaman altı parametrenin her birinden işe başlamak lazım. Hocam biraz önce konuşurken Bağdat Caddesi'nde o işler yapıldı ama depreme eskisine göre bile daha az dayanıklı oldu gibi bir ifade kullandınız. Ne demek istediniz orada? Yani bütün bu işler boşuna yapıldı, hatta geriye mi götürdü? Yani şöyle, belki boşuna demek biraz sert olur ama yani şöyle söyleyeyim. Yani şimdi siz kentsel dönüşüm yapıyorsunuz. Akıl neyi gerektirir? İşin içinde devlet olsa, devlet aklı olsa. Demin dediğim gibi İstanbul'un önce, yani onu ileride göreceğiz, bir mikro bölgeleme çalışması vardır. Yani doğası vardır, doğası. Fay nerededir? En fazla nereye etkiler? Depremin şiddeti en fazla nerede olur? Nerede en büyük yer hızı, depremin hızı fazladır? Nerede ivmesi fazladır? Nerede daha çok sarsıntı olur?
zafiyetimiz nerede? En kötü evlerimiz, dayanıksız evlerimiz nerede? En fazla yoğunluğumuz nerede? Devlet bunu bir düşünür. Der ki en az zayiat vermek için buradan başlayalım. Mesela devlet aklı işin içine girmiş olaydı, bu işe önce Zeytinburnu'ndan, Avrupa yakasından, o tarihi yarımadadan çekmecelere doğru başlardık. Niye? Çünkü depremin şiddeti en fazla orada. Depremin hızı en fazla orada. İvmesi orada. Zemin en kötü, çürük. Dolayısıyla orada daha fazla insanım ölür. Daha fazla yapım yıkılır. Ne yapacaksın? Oradan başlamak lazım. Öyle yapılmadı. Motor güç müteahhitlere verildiği için vatandaşa, haklı olarak da müteahhit, ben Bağdat Caddesi'nde ev yapsam daha karlı çıkarım. Niye ben Zeytinburnu'yla uğraşayım diye oraya gitti. Şimdi orada da o güzelim Bağdat Caddesi'ni düşün. Yani köşkler, iki katlı, üç katlı evler, o güzellikler, onların hepsini hunharca yok ettiler. Onlarca, 15 metre, 20'ce, 30 katlılar çıktılar. Zaten sokaklar daldı, dardı. Bir de uzun uzun binalar çıkınca oralar tünele döndü, tünele. Estetiğini kaybetti, albenisini kaybetti, güzelliğini kaybetti. Yani binaların da ne kadar sağlam olduğunu ben bilmiyorum ama yani demek istediğim oralar bu demin dediğim Avrupa yakasına göre daha sonra geleceği için niye oradan başlıyorsun? Çünkü motor güç başka bir şekilde oldu. Bunların olmaması lazım. Onun için eleştirel olarak konuşuyorum. Yani bir kenti depreme hazırlamak kentsel dönüşüm demekle olmaz. Bir kenti siz çok şeye dönüştürebilirsiniz. Mesela tarihi bir kente dönüştürebilirsiniz İstanbul'u. O zaman tarihi binaları öne çıkartırsınız. Onları engelleyen binaları yıkarsınız, kaldırırsınız. O zaman İstanbul'u tarihi bir deprem kenti, bir kente dönüştürürsün. Veya İstanbul'u spor kenti, olimpiyat kenti yapmak istersin. Bol bol spor tesisleri yaparsın, olimpik havuzları yaparsın, olimpik işte stadyumlar yaparsın. İstanbul'un rengi olimpik bir kent olur. Yani o ayrı ama sen deprem dirençli bir kente dönüştüreceksen yapacağın işler farklı. Bu iş müteahhitlik işi değil. Yani öncelikle zaten kentsel dönüşümle başlarsan, onu da müteahhitliğe bağlarsan yapı, yeni inşaat, nüfus artırırsın. Zaten o depremle ilgili bir çalışma değildir. O başka bir şeydir. O doğru değildir. Bilimsel olarak doğru değildir. Ama bu yakın zamanda geçen son yasa yine en azından aramızda kentsel dönüşüm yasası diye andığımız yeni bir yasa geçti ve bir takım tartışmalarıyla beraber geçti. Siz genel çerçevesiyle ya da inmek istediğiniz bir detayda nasıl buluyorsunuz bu yasayı? Şimdi ben yani Türkiye'de belki ilk veya ilklerden biri olarak kentleri deprem dirençli yerleşim alanlarını oluşturmak zorundayız dile getiren ve bunun için yöntem, yol tarif eden, teklif eden bilim adamlarından biriyim. Şimdi bir kenti deprem dirençli yapacaksanız, ülke çapında konuşuyorum, bütün ülkeyi elbette göz önüne alacaksın. Şimdi önce bazı hazırlıklar, ön hazırlık çalışmaları yapmak lazım. Bu ön hazırlık çalışmalarından biri yasa. İkincisi fon, para lazım çünkü. Üçüncüsü mikro bölgeleme, o özel bir çalışma. Dördüncüsü bakanlık. Yani bir bakanlık kuracaksın. O bugünkü öyle şehircilik, afet bakanlığıyla olmaz. Kendi bakanlığı mı olmalı? Afet bakanlığı olacak. İklimi de göz önüne alarak söylüyorum. Dolayısıyla bir afet bakanı olacak. Şimdi ilk başta yasa dedim ya, onları belki sonraki konuşmalarımızda halledeceğiz. Ama önce bir yasa lazım gerçekten. Ve ben bu yasa çıkartılmalı diye çok bağırdım, çok söyledim. Ve nitekim de yani tahmin ediyorum ki bu yeni hükümet, yeni bakanlık bir noktada da sesimi duymuş olmalı yani bu yasanın çıkmasıyla. Fakat bu yasa yani birçok yönüyle güzel kabul edilebilir olmasına rağmen en önemli noktalara temas etmesi veya kontrol etmesi itibariyle yanlış.
Yani bu yasa doğru bir yasa değil. Neden? Şimdi bizim kentleri depreme hazırlama için bir yasa gerekir derken kente göre değil, bütün ülke için genel bir yasa olmalı. Anayasa hükmünde çok otoriter ve güçlü bir yasa olmalı. Siyaset üstü bir yasa olmalı. Yani bugünkü hükümet gelip bu yasayı uygularken öbür hükümet değiştirememeli, sakatlayamamalı. Yani sürekli olmalı. Çünkü bir ülkeyi depreme hazırlamak için biraz zaman lazım. En az 10-15 sene gibi, 20 sene gibi. O nitelikte, anlayışta bir yasa olmalı. Ve bu yasa bütün ülkeyi kapsamalı. Çünkü sadece deprem İstanbul'da değil ki, bizim ülkemizin her yerinde deprem. Güneydoğu'da işte bak, bugün binlerce, on binlerce insanımız öldü. Yani İstanbul mu burada? Şimdi demek ki bu yasa olacak. Bir, bu yasa, çıkan yasa sadece İstanbul'u kapsıyor. O yönüyle yanlış. İkincisi, bizim yasadan beklediğimiz o kenti depreme hazırlamak için yerel yöneticilerin, hükümetin önünü aşmalı, kolaylaştırmalı. Bu yasa adil olmalı, şefkatli olmalı, vatandaşı kucaklamalı, ona güç vermeli. Devletin elinin, gücünün vatandaşın sırtında olduğunu, onu kavradığını, koruduğunu göstermeli. Öyle olursa vatandaş da büyük bir zevkle bu dönüşümün içerisine girecek ve ürkmeyecek, korkmayacak, evsiz kalır mıyım vesaire demeyecek. Ve devletle birlikte, yerel yönetimlerle birlikte bu kavganın içine girecek. Ama bu yasa öyle yapmadı. Yani tartışmalara bakıyorsun, şimdi millet malından korkmaya başladı. Hatta çoğunluk şunu dile getiriyor. Acaba hükümet veya devlet demek lazım, hükümet değil, bizim malımızın üzerine çökecek mi diye. Ya bu laf kullanılıyor. Garip bir şey. Bir devlet vatandaşının malının üzerine çöker mi? Ama anlattıkları şey bizim de kafamızı karıştırıyor. Olabilir de, yani siz istediğiniz her yeri, rezerv alanı, riskli alan ilan edebilirseniz, oradaki insanların önemli bir kısmının parası pulu yoksa, fakir fukaraysa, emekliyse, zor zar geçiniyorsa, o adamın bulunduğu yeri sen kentsel dönüşüme veya yenilenmeye tabi tutacağız, yıkacağız, yeniden yapacağız. Çünkü riskli dersen, %50+1'e bağlarsan, bu vatandaşın doğru dürüst mahkemede hakkını aramasına, bunu engellemesine de müsaade etmezsen, ben senin malına ortak olurum, senin paran yoksa %50 ortak olurum dersen, yani bu insanları korkutursun yani. İnsan korkar, malımı da mı kaybedeceğimdir? Ve üstelik de yani riskli alan ilan etmede de bir de hükümetler böyle çok hassas ve doğru davranmazlarsa, nitekim kentleri depreme hazırlarken ilk öncelik verdikleri yerlere bakıyorsun, depremle bilgisi yok. Bilim yok, bilim. Deprem bilimi yok. Yani bilimin gereği olan şey olmazsa, o zaman iş biraz tavsar. Nitekim insanlar şöyle düşünüyor bugün. Ya bu gelip de ilerisi çok parlak olabilecek, çok değerli, değer kazanabilecek bir mevkiyi, fakir fukaranın elinde gece kondu görünümünde olan bir yeri rezerv alanı ilan edip bizim mallarımıza ortak olup veya bizi buradan uzaklaştırıp zenginleri getirip burada oturtabilir gibi bir söylem oluyor yani. Bence bu yanlış. Yani bir yasayla sen daha ülkeyi depreme hazırlamadan, insanları teşvik ederek, özendirerek, adaletinle, şefkatinle onları yani daha çok böyle cesaretlendirip bu işi, hadi gelin ülkemizi deprem dirençli yapalım diye o yola sokacakken, bu tür yasalarla o insanları korkutup buna direnecek duruma getirmek doğru değil. Bence doğru değil ve hızla bu algı değiştirilmeli. Hükümet yetkilileri çıkıp bunun böyle olmadığını veya yasada bir takım değişikliğe giderek insanları rahatlanmaları gerekli. Ama bunu söylerken şunu da diyorum.
Şimdi bizim vatandaşımız da, kimi vatandaşımız diyelim, bu depremi bahane ederek o da rantın peşinde. Yani o can güvenliğinin asla peşinde değil. O hiç öleceğini düşünmüyor. Depremin kendine zarar vereceğini düşünmüyor. Kendi elindeki o fırsatı kullanarak rant elde etme peşinde. Vatandaşlar da çok. Yani müteahhitlerle kol kola, kafa kafaya verip de bu hesapları yapan. Şimdi o tür insanlar gerçekten çoluk çocuğunun can güvenliğini sağlayan insanları da engelliyor. Önüne geçiyor. Doğru dürüst iş yapılmasını da engelliyor. Yasa bu tür insanlara da müsaade etmemesi lazım. Gerekirse devletin demir yumruğu tepemize inmeli. Ama adil, şefkat, hak yolunda bu olmalı. Başka türlü değil yani. Yani bu dengeyi bulmak çok önemli. Bakın, unutmayalım, bizim Türk milletine, buradan böyle yani halkımın gözünün içine bakarak söylüyorum. Şimdi bu deprem mekanizması 13,6 milyon sene önce oluştu. 13 milyon seneden beri depremler ola geliyor bu coğrafyada. Ve daha milyonlarca sene devam edecek. Şimdi eğer biz depremleri durduramayacağımıza göre, eğer depremde ayakta kalabilecek yerleşim alanları, kentler oluşturamaz isek, Türk milleti olarak bizim geleceğimiz yok demektir. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Onun için bu iş herhangi bir program değil. Burada benim sunacağım. Yani bir sosyal bir olay değil. Bir konu üzerinde tartışma değil. Doğrudan bizim varoluşumuz, beka meselemiz bu. Yani gerçek beka meselesi bu. Marmara depreminde göz önüne alın. Eğer bu deprem Türkiye'nin bu haliyle, bu ekonomik haliyle, Allah korusun diyelim, olursa bu ülkenin ne siyasi bağımsızlığı ne ekonomik bağımsızlığı kalır. Bu kadar ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Herhangi bir gece kalkıp sabah on binlerce insanımızın öldüğünü duyabiliriz. Bu hiç sürpriz olmaz. Bu ülkede jeolojik yapı, deprem hatları bu özellikte. Onun için bize yakışan, bize düşen, diğer bazı devletlerin yaptığı gibi deprem dirençli yerleşim alanlarını yapıp bu deprem korkusunu üzerimizden atmamız, deprem olduğu zaman onu minimum hasarla atlatmamız ve tesadüfen insan kaybı vermemiz, insanlarımızın sağ selim yaşaması ve günlük hayatımızın devam etmesi noktasına gelmeliyiz. Aynen Japonya gibi, Kaliforniya gibi, Meksika gibi. O nedenle bu program ve bu konuşmalarımız önemli ve gerçekten Türk milletinin birinci derecede sorunu ne açlık, ne pahalılık, ne hükümet, ne siyaset, ne o ne bu. Gerçekten beka sorunu bu depreme karşı ülkemizi deprem dirençli hale getirmektir. Bunun da tek anahtarı halkın kendisindedir. Siyasetten talep edecek, talep. Siyasetçi, hangi siyasetçiyi severse sevsin, hangisini oy verirse versin, benim çoluk çocuğumun can güvenliğini sağlayacak depremi ile ilgili hazırlık planın, programın dirayetin, niyetin var mı diye onu sorgulayacak, onu talep edecek. Eğer bu yoksa ben seni sandığa gömerim diyecek. Bu çünkü bu konu siyaset üstü. Hiç partiler üstü bir konu. Ama o partiye, bu partiye oy ver demiyoruz. Hangi partiye oy verirsen ver, o partiden senin oturduğun yeri, kentini deprem dirençli yapabilecek hazırlığı, planı, programı, projesi olsun. Bunu isteyeceksin. Varlığımız için isteyeceksin. Bu çok önemli bir mesele. Beka meselesi yani. Hocam, bu uyarılarınızı ve gidilmesi gereken yolu Oksijen TV'de sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Profesör Doktor Naci Görür bir dizi programla yapacağı uyarıların ilki için Oksijen TV'deydi. Kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.